Merhaba arkadaşlar. Acil yayınlarının çıkarmış olduğu 12'lik AYT denemesinin geometri kısımlarını beraber çözeceğiz. Birinci denemenin 30. sorusundan başlayalım arkadaşlar. Bir ABC üçgeninde D elemanıdır. BC olmak üzere BD eşittir DC diyor. Bakın geri kalanını okumadan öncelikle kendimize bir tane ABC üçgeni çizelim. Bu tarz sorularda çizim yaparken ilk başta istenilen üçgeni güzel çizemeyebilirsiniz. Bunun için ne yapabilirsiniz arkadaşlar? tekrar kendiniz çizimi yenilebilirsiniz. Ne kadar düzgün çizerseniz o kadar işlemler anlaşılır olur. Şimdi ABC üçgeni çizdim. BC üzerinde D noktası alıyorum. Bakın bu rastgele bir D noktası değil. BD DC eşit olacak şekilde bir D noktası alıyorum. Tamam mı? Aldım. Bu koşulu sağlattım. Daha sonra şurada bakın ne yazıyor? DAC açısı 90 derece eşitliği veriliyormuş. Tamam. O zaman hemen kendime bir tane DA doğru parçası çiziyorum. Buradaki DAC açısının 90 derece olduğunu gösteriyorum. Bunu gösterdim. BC kenarımız A birim, şu BC uzunluğumuz, AC kenarımız B birim ve AB kenarı da C birim olarak verilmiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Şıklara baktığımız zaman AB ve C ile ilgili bir bağıntı istiyor bizden. Şimdi burada ne yapabiliriz arkadaşlar? Bakınız. Bu CA kenarını ben şöyle devam ettiriyorum. Devam ettirdikten sonra B noktasından DA'ya paralel çiziyorum. İfademe dikkat edin. Ne yapıyorum? DA'ya paralel çiziyorum. Bu paraleli çizdiğimde yöndeş açılardan şuradaki açım da arkadaşlar 90 derece olacaktır. Tamam. Daha sonra ben burada ne oluşturmuş oldum bakın? AD orta taban olacak şekilde bir yeni dik üçgen oluşturmuş oldum. Burası B ise AC uzunluğu. Şuradaki uzunluğumuz da B kadar olacak. Bu nereden geliyor? Şuradaki eşitliklerden geliyor arkadaşlar. Daha sonra büyük üçgenimize Pisagor'u kullanalım. BC uzunluğumuz A idi. Bakın. A kare eşittir. 2B'nin karesi artı şuraya da arkadaşlar X diyelim. X kare. Buradan X'i bulalım. A kare Eksi 4B kare. Hemen 2B'nin karesini aldım. Sol tarafa attım. Eşittir bu x kare oldu. Buradan kök içerisinde a kare eksi 4b kare eşittir x çıkmış oldu. Yani şu uzunluğum arkadaşlar benim ne oldu? Kök içerisinde a kare eksi 4b kare oldu. Daha sonra şuradaki dik üçgenimize dikkat edelim arkadaşlar. Şuradaki dik üçgenimiz. Bu dik üçgenin kenarları arasında bir Pisagor teoremi daha yazabilirim. Tamam buradan da c kare eşittir b kare artı kök içerisinde a kare eksi 4b'nin karesinin karesi. Evet uzunun karesi. Buradan şöyle kök dışına şu ifademiz çıksın. c kare eşittir b kare artı a kare eksi 4b kare olur. Buradan b kare eksi 4b kareden eksi 3b kare. Şurası 3b kare eksi 3b kare artı a kare eşittir c kare. Bu e, eksi 3 b kare sol tarafa atarsak eğer c kare artı 3 b kare sağ tarafta a kare dursun diyoruz. Şıkları uyduracağız çünkü. Böyle bir ifade elde ediyoruz. Bu şıklarda hangisinde var? B şıkkında var. Doğru yanıt B şıkkı olacaktır. Geldik 31. sorumuza. A, B, C verilmiş. 6 birim, 13 birim verilmiş. Şekildeki dikdörtgen EB ve TB doğru parçaları ile eşit alanı 3 bölgeye ayrılmıştır. Buna göre ABC dikdörtgenin çevresi kaç birimdir diye soruluyor. Şimdi burada arkadaşlar buradaki çizmiş çizilmiş olan uzunluklar bu dikdörtgeni 3 tane eşit alana ayırmış. Bu dikdörtgende BD köşegenini çizersek dikdörtgeni 2 eşit alana ayırmış oluruz. Öncelikle şuradaki D, F, E üçgeninde Yukarıdaki parçaya A birim kare, aşağıdaki parçaya da B birim kare diyelim. Böylece bu dörtgenin alanı A artı B oldu. Diğer şuradaki bölgeler de bu alana eşit olacağından A artı B yazabilirim değil mi? Hemen şuraya da A artı B'yi yazdım arkadaşlar. Ve buradaki köşegeni çizdikten sonra ne demiştik? Dikdörtgenin alanı iki eşit parçaya ayrılmış oluyordu. Yani alttaki DAB üçgenin alanı... 2B artı A'ya eşit. Yukarıda bakın köşegenin üstünde kalan şu DBC üçgenin alanı da 2A artı B'ye eşittir. Bunların birbirine eşit olması gerekiyor arkadaşlar. Ne yapmış olduk? Hemen şöyle söyleyeyim. Şu yukarıdaki üçgenin alanıyla şuradaki üçgenin alanını toplayarak birbirine eşitlemiş olduk arkadaşlar. Tamam. Şimdi eşittir dedik burada. B'yi sol tarafa atarsam B, sağı sağ tarafa atarsam A kalıyor. Yani buradan B eşittir A çıkmış oluyor. O zaman ben bunları tek bir bilinmeyen cinsinden yazmak için B gördüğüm yerlere A yazmak istiyorum. Şuraya A yazarsam arkadaşlar ne yapacak? Tamamı 2A yapacak. Tamam. Şurası da bakın A yazabilirim. Şurada da A yazarsam şunun tamamı 2A yapacaktır. Şu yukarıdaki DBC üçgenine dikkat edin. DBC üçgeninde şu alan A birim kadar iken, birim kare kadar iken, şuradaki üçgenin alanı ise 2A birim kare. Bu üçgenlerin alanları oranı, tabanları oranına eşit olması lazım. 1'e 2 alanı olduğuna göre, burası 6 ise EC uzunluğunun 12 olması gerekir. Buradaki dik üçgenden de bakın, 12, 13 var. Şuradaki dik kenarı 5 olarak buluruz. Yani 5, 12, 13 üçgeni var burada. Böylece kısa kenarını da bulmuş olduk. O halde çevresini bulalım şimdi. Kısa kenar artı uzun kenar. Uzun kenarımız burada 18 arkadaşlar. Çarpı 2 diyoruz. 2 katını alıyoruz. 2 çarpı 23'ten şöyle 46 birim olarak çevresi bulunmuş olur. Doğru yanıt D şıkkıdır. Geldik 32. sorumuza. Her ikisi de düzgün altıgen biçiminde ve renkleri dışında özdeş olan iki kağıt çakışacak şekilde üst üste konulmuştur. Çakışacak şekilde konuluyor arkadaşlar şu şekilde. Daha sonra kırmızı renkte olan kağıt A noktası etrafında saatin tersi yönde 30 derece döndürüldüğünde aşağıda verilen şekildeki gibi alfa açısı oluşmaktadır. Buna göre alfa kaç derecedir diye soruluyor. Burada verilen düzgün altıgenlerimiz başlangıçta çakışık olarak veriliyor. Yani üst üste çakışık olarak veriliyor ve saat yönünde şöyle A noktası etrafında döndürülüyor. Yani buradaki açımız 30 derece. Burası 90 derece şu kenar dönerse Buradaki kenarımız da şu şekilde 90 şey 30 derece dönecektir arkadaşlar. Zaten burada 30'u belirtmiş. Yani dönmeyi şuradan göstermiş arkadaşlar bize. Bu ikisi de birbirine eşit. 30'a derece olacaktır. Düzgün altıgenin bir iç açısı arkadaşlar kaç derece bilmemiz lazım bunu. Bilmiyorsak nasıl buluyoruz? Önce dış açısını buluyoruz. 360 bölü 6 kenar sayısı bakın bu ya da köşe sayısı. 60 derece iç açısı ise 180 eksi 60'tan eşittir 120 olarak bulunmuş oluyor. O halde Şuradaki e, altıgenimizin iç açısı 120 olduğuna göre şu açımız ne olacaktır? 90 derece olacaktır arkadaşlar. Tamam. Daha sonra şuradaki iç açı 120. Şuradaki iç açı 120. Daha sonra şurası ve şurası iç açı arkadaşlar bunların her biri 120 derecedir. Şimdi şuradaki açıyı bilmiyoruz arkadaşlar bakın. O açıya ben X demek istiyorum. Burada orta tarafta bakın ortada bir tane altıgen oluştu. Ama bakın bu altıgen düzgün altıgen değil arkadaşlar. Yalnız ben bunu iç açıları toplamını bulabilirim. Bir düzgün altıgenin ya da herhangi bir altıgenin iç açıları toplamı n-2 çarpı 180'den bulunuyordu arkadaşlar. Kenar sayısı yani burada n olmuş oluyor. n yerine 6'yı yazarsak 6-2 4'tür. 4 çarpı 180 eşittir. 720 olarak bulunur. Yani şuradaki altıgenimizin iç açıları toplamı 720'dir. Normalde tavsiyem arkadaşlar sizlere... Düzgün altıgenin, düzgün beşgenin iç açılarını ezbere bilin arkadaşlar. İşlem kolaylığı sağlar. Tamam burada iç açılarını bulduk. Şimdi ben teker teker topluyorum. Bir tane burada 90'ım var. 4 tane de 120 ne yapar? 480 derece yapar. Artı bir de x açım var arkadaşlar. Eşittir 720 deriz. Buradan arkadaşlar x eşittir 150 derece bulunacaktır. Tamam. Şimdi şu açı 150 derece olduğuna göre Ters açılardan şuradaki açı içinde 150 derece diyebilirim. Ve bu üçgenim arkadaşlar nasıl bir üçgen? Dikkat edelim. İkiz kenar bir üçgen. Şimdi şurası 150 derece ve ikiz kenar bir üçgen oluştu. Şuradaki açım alfa, buradaki açı da alfa olacak. Yani şuradaki açım da arkadaşlar alfa kadar olacaktır. Şimdi bunun ikiz kenar olduğunu nereden anlıyoruz? Şimdi bunlar çakışıktı değil mi burada? Aynı köşe etrafında saat yönünde döndüğü zaman bakın şuradaki uzunluklarımızın birbirine eşit olması gerekiyor. Bundan dolayı arkadaşlar eşittir diyoruz. Ya da işte A ile şu köşegeni birleştirdiğim zaman arkadaşlar sağdaki parça ile sordaki parçanın birbirine simetrik olması lazım arkadaşlar. Dönmeden kaynaklanan bir şey bu. Tamam şurası 150 derece olduğuna göre 180'den 150'yi çıkartalım eşittir. Şurası şöyle düzgün olsun. Eşittir 30 olur arkadaşlar. 2 alfa eşittir 30'dan alfa 15 derece olarak bulunmuş olur. Doğru yanıt C şıkkıdır. Geldik 33. soruya. AB paraleldir DC olmak üzere diyor. Hemen paralelliği göstermek istiyorum. DC ile AB birbirine paralel. O zaman arkadaşlar bu şekilde bir yamuk Devam edelim. Şekil 1'de gösterilen ABCD yamuğu biçimindeki kartonun zaten yamuk olduğunu da söylemiş bakın burada bize. Ön yüzü sarı, arka yüzü mavidir. Bu karton AC boyunca katlandığında DC kenarı BC üzerine gelmektedir diyor. Şekil 1'i vermiş. Şekil 2'de katlanmış hali vermiş. Bakın AB burada 4 birim. D üssü B uzunluğu 1 birim. Şekil 1'deki ABCD yamuğun alınını alanı şekil 2'deki AD üstü C üçgenin alanının kaç katıdır diye soruluyor. Arkadaşlar burada katlama sonucu ikinci şekil elde edilmiş değil mi? Şimdi ben buradaki ikinci şekli tekrar tamamlıyorum. Yani katlanan kısmı tekrar açalım arkadaşlar. Şöyle birleştirdim burayı. Şurası D noktasıydı. Bu iki parçanın alanları birbirine eşittir. Şimdi katlanan şuradaki uzunluklar da birbirine eşit oluyor. Tamam. Bu kaç çizgisi? Arkadaşlar kaç çizgisi neydi? Her zaman açı ortaydı. Bakın şu açılar birbirine eşit. Hatta şuradaki açılar da birbirine eşit. Ona ihtiyacım yok. Yazmıyorum orayı. Tamam. Bu şekilde gösterdim. Şimdi yamukta şu kenarlar birbirine paraleldi. Yukarıda göstermiştik ve bize verilmişti zaten. Ters açılardan şurası da şu açıya eşit oluyor. Z kuralından dolayı birbirine eşit. Şurada bir ikizkenar üçgen elde ettik. Bakın açılar birbirine eşit. 4 birim. Burası 4 birim. O halde şu uzunluk ne olacaktır? 3 birim olacaktır. O zaman burası da 3 birim olacaktır arkadaşlar. Şimdi bu şuradaki mavi ile sarı üçgenlerin alanlar oranı şu tabanları ile doğru orantılıdır. Sarı üçgenin alanı A birim kare ise mavi üçgenin alanı da 3A birim kare olacaktır. E bunlar çakışıktı ya. Yani katlanan kısmı tekrar açtığımda burası da 3A kadar olmuş oluyor. Böylece arkadaşlar yamuğun alanı kaç bulunmuş oldu bakın bunun tamamı arkadaşlar topladığımda 7A birim kare bulunmuş oldu. Tamam. Yamuğun alanı 7A birim kare arkadaşlar şu kısmı bulduk. Daha sonra A D üstü C üçgeni. Yani şuradaki sarı kısmın alanı da A birim kare arkadaşlar. Onu da yazdığım zaman düzeltiyorum. Orada bir yanlışlık olmasın. A D üstü C. Şu mavi kısmı soruyormuş arkadaşlar. Şurası 3A birim kare. Tamam. A'lar buradan sadeleştiğinde 7 bölü 3 olarak bulmuş oluruz. Doğru yanıt D şıkkıdır. Geldik 34. sorumuza. Şekilde çeyrek ve yarım çemberlerin merkez noktaları sırasıyla O1 ve O2 noktalarıdır. BC yayının ölçüsü 100 derece olarak bize veriliyor. Tamam. Benden ne isteniyor? CO2 yayının ölçüsü isteniyor arkadaşlar. Neresi o sorulan kısım? Şu mavi kısım arkadaşlar. Şimdi kırmızı yayın ölçüsü 100 derece olarak verilmiş. BC yayının ölçüsü arkadaşlar. Bu çember sorularını yaparken özellikle çemberde açıda arkadaşlar uzunlukta da dahil olmak üzere çizim yapacaksak merkezden kesme noktasına doğru çizim yapıyoruz. Yani C'ye doğru şöyle merkezinden bakın O2'den bir tane yarı çap çiziyorum. Bunun yarı çap olduğunu şöyle yani eşit olduklarını daha doğrusu işaretlerimize gösterelim. Tamamdır. E, burası 100 derece. Şurası kaç derece? 80 derece arkadaşlar. O halde şuradaki merkez açımda 80 derece olacaktır. Şimdi soldaki çeyrek çemberi isterseniz şöyle sola doğru tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. Yani yarım daireye tamamlıyorum. Yarım çembere tamamlıyorum. Şuradaki çevre açı değil mi? Bu çevre açının görmüş olduğu yay neresi? Bakın buradan buraya kadar olan yaydır. Peki bu yay kaç derecedir arkadaşlar? Buradaki çevre açının iki katıdır. Yani 160 derecedir arkadaşlar. Şu sarı yaydan bahsediyorum. O zaman geriye burada kaç derecelik bir yay kalıyor? Bakıyoruz. 20 derecelik bir yay kalıyor. Doğru yanıtımız B şıkkı olur. Bunu başka yollardan da yapabiliriz arkadaşlar ama ben bunu yaydan yaptım. Üçgenlerden de yapmak mümkün arkadaşlar. Geldik 35. sorumuza. O merkezli çeyrek daire ve AB çaplı yarım daire gösterilmiştir. Evet dairelerimizden bir tanesi çeyrek, bir tanesi de yarım arkadaşlar. OB uzunluğu 6 birim, OA uzunluğu x santimetre olarak veriliyor. Boyalı bölgenin alanları eşit olduğuna göre x kaçtır? Evet burada en önemli bilgi şurası. Boyalı bölgelerin alanların eşit olması arkadaşlar. Bu bilgiye dikkat edelim şimdi. Boyalı alanlara a birim kare diyelim bakın. Birbirine eşit. Daha sonra şurada bakın ortak alan var. Bu beyaz alanı da b birim kare diyelim arkadaşlar. Öncelikle çeyrek dairenin alanı a ve b cinsinden a artı b'dir. Burası çeyrek diyelim. Çeyrek dairenin alanı. Bir de yarım daire var arkadaşlar orada. Yarım daire diyelim. Yarım daire. O da yine A ve B cinsinden A artı B eşittir. Yani bu çeyrek dairenin alanı ile yarım dairenin alanı birbirine eşit. Tamam. Şimdi çeyrek dairenin alanını bulalım. Pire kare bölü 4. Hemen 36 pi bölü 4 diyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz dairenin alanı nasıl bulunuyor? Alan eşittir. Pi r kareden bulunuyor. R yerine burada ne yaptım? Bunun yarı çapı arkadaşlar burada bakın 6 birim. 6'nın karesi çarpı pi bölü 4 dedim çeyrek dairenin alanına. Yarım dairenin alanı da arkadaşlar bulunurken ne yapacağım? Pi r kare bölü 2 diyeceğim arkadaşlar. Peki bunun yarı çapı nedir? Pi r kare. Yani yarı çapı x artı 6 bölü 2'dir. Pi kare dediğim için karesini alıyorum. Bakın çapı burada x artı 6'ydı. Yarı çapı ne oldu? x artı 6 bölü 2 oldu. Pi kareden dairenin, yarım da dairenin alanı buldum. Peki yarım daire dediği için ne yapmam gerekiyor? 1 bölü 2 ile çarpmam lazım. Yani yarısını almam gerekiyor. 1 bölü 2 oradan geliyor. Tamam. İşlemimize devam ediyoruz. Buradaki pi'lerimiz şöyle sadeleşsin. sadeleşsin. 36'yı 4'e böldüğümde sol taraf 9'dur. Sağ tarafta arkadaşlar x e, artı 6'nın karesi pay paydan ayrı ayrı karesini alıyorum. Paydanın karesi buradan 4 olacak arkadaşlar. Çarpı buradan e, 1 bölü 2'miz var. Şu payda burası 8. 8'i 9 çarptığım zaman 72 eşittir. x artı 6'nın karesi yapıyor. Her iki tarafın kare aldığımda x artı 6 eşittir. 6 kök 2 olur arkadaşlar. Artı eksi 6 kök 2 olur ama biz onun artılısını alacağız arkadaşlar. Çünkü x eksi Olamaz burada. X eşittir. 6 kök 2 eksi 6 bulunur. Şıklara uydurmak için 6 parantezini alıyorum. 6 parantezinde kök 2 eksi 1 olarak bulunmuş olur. Doğru yanıt E şıkkıdır. Geldik 36. sorumuza. Şekilde yarı çapı 15 santimetre olan çemberin içine 6 özdeş kare çizilmiştir. Buna göre karelerden birinin alanı kaç santimetre karedir diyor. Şimdi burada yarı çapının bize 15 verdiğine göre ben şuradaki şu noktaları yani karelerin şu köşelerini birleştirdiğimde bu uzunluk bu çemberin çapı olur. Neden? Çünkü şurası 90 derece arkadaşlar. Çapı gören çevre açı 90 dereceydi. O yüzden benim burada çizmiş olduğum uzunluk yani kiriş aynı zamanda çaptır. Peki çap ne olacak arkadaşlar? Yarı çapın iki katı 30 olmuş oluyor şuraya o yazalım. Çapı 30 santimetre. Şimdi şuradaki uzunluğumuz şöyle yapalım. E, ee, x, 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 3x olsun. Şuradaki uzunluğumuz da x, 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 4x olsun. Hemen şöyle minyatür küçücük şöyle 3x, 4x ve hipotenüsü 30 olan bir dik üçgen çizeyim. Bu 3 4 5 üçgenidir. Yani 3 4 5 üçgen genişletilmiş halidir. Şöyle 5x diyebilirim 3 4 5'ten dolayı. X buradan arkadaşlar 6 çıkacak. E, x 6 ise 3 kere 6 bu dik kenar 18 olacaktır. Yani şu kenar 18 olduğu için ee, şu kenarında da 6 kere 4'ten 24 olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi ben burada ne arıyorum? karelerden birinin alanını arıyorum. Yani şuradaki 18'i ve 24'ü bulmama bile gerek yok arkadaşlar. Çünkü şuradaki bir kenarım benim 6. O zaman bunun alanı ne olacaktır? 6'nın karesine 36 birim kare olacaktır. Doğru yanıt E şıkkıdır. Geldik 37. soruya. Dik koordinat düzleminde alanı 39 birim kare olan bir dik üçgenin dik köşesi 6'ya 8 noktasında diğer köşeleri ise y ekseni üzerindedir. Buna göre üçgenin orijine en yakın olan köşesinin ordinatı en az kaçtır diye soruyor. Bakın orijine en yakın olan köşesinin değerinin en az e, e, değerini soruyor. Şimdi burada arkadaşlar iki türlü çizilebiliyor bu üçgen. İşte köşesi 6'ya 8 olan dik üçgenleri çizdim ve diğer köşeleri de y ekseni üzerinde olabilir. Birisi x ekseni üzerinde bakın diğer köşeleri diğerinde de arkadaşlar köşelerinden bir tanesi y ekseninin pozitif tarafın, e, tarafında ve diğeri de arkadaşlar negatif tarafında. Öncelikle burada alanı 39 birim kare verilmiş ya bize. Üçgen alanı biz nasıl biliyoruz? Yükseklik çarpı taban bölü 2. Burada yüksekliğimiz bakın. Şöyle yüksekliği gösterecek olursam. Apsis burada 6. Apsis yüksekliğe eşittir. Tamam mı? E, bunu gösterdik. buradan ben 6 çarpı Taban bölü 2 diyebilirim. Tabanına A diyelim. Şuradaki değer arkadaşlar. Gerekli sadeleştirmeleri yapıyorum. Burası 3. Her iki tarafı 3'e böldüğünde A'yı 13 olarak buluyorum. Yani bu dik üçgenin hipotenüsü 13 birim arkadaşlar. Burası 13. Şimdi şuradaki dik üçgenimizi yükseklik 6 olduğunda şuraya da çizebilirim arkadaşlar. Yükseklik 6 ve hipotenüsü 13 olan bir dik üçgende e, buradaki şu parçalarımız 4'e 9 olabilir. Ya da 4 bu tarafta 9 bu tarafta olabilir arkadaşlar. O yüzden 2 tane farklı üçgen çizdim bakın buraya. Şimdi burada şu dikme ayağının şu kısımdaki parça şu 4 olursa şu durum elde ediliyor. Yani ben buraya 4 dersem farklı bir kalem rengiyle göstermek istiyorum. Şurası 4 birim olursa arkadaşlar. E biliyorsunuz şurada bakın ordinal 8 ya 0'a 8 noktası söz konusu. Şurası 8 birim. Geriye 9 olması için şu noktanın 0'a eksi 1 olması gerekiyor. Çünkü şu uzunluğumuz 8'i, Şurası da arkadaşlar bakın şundan dolayı 9 olduğu için bir birim aşağıda olmuş oldu şu köşe arkadaşlar. Tamam. Şu köşe kaç olacaktır? İşte 8, 4 daha 12, 0'a 12 noktası olacaktır. Yani dik üçgenimizi şuradaki köşelerinin koordinatlarını yazmış olduk. Şimdi diğerinde ise şuradan şöyle çizdiğim zaman uzun kısım burası ise bakın burası 6 birim diye işte e, burası 9 burası 4 olabilir dedi ki arkadaşlar şurası 9 birim burası 4 birim olacak olursa e, şu yukarıdaki noktanın koordinatlarını bulmak istersem zaten şuraya kadar bakın 9 şurası 8 ordinattan dolayı arkadaşlar şurada 8 birim olduğunu söyleyebiliriz 9 8 daha 17 işte 0'a 17 olmuş oldu. Şunu koordinatını bulmak için arkadaşlar şunun tamamı 8'i geriye 4 birimlik bir şurada bir uzunluk kalıyor. Orası da 0'a 4 olmuş oluyor. Şimdi bu iki üçgene baktığımız zaman hangisini hangi noktaların orijine yakın olduğunu söyleyebiliriz? Şuradaki nokta birincisinde. İkinci şeklimizde bu noktanın daha yakın olduğunu söyleyebiliriz. Ve bu noktaları şöyle yazdığımız zaman arkadaşlar Hangisinin ee, işte köşesinin ordinatı en azdır burada? Şu noktanın ordinatı daha azdır arkadaşlar. O yüzden cevabımız eksi 1 olacaktır. Geldik 38. soruya. Şekildeki dik koordinat düzleminde D1 ve D2 doğruların grafikleri verilmiştir. B bölü A oranı nedir diyor. Şimdi burada doğruların kesiştiği nokta şu nokta. Ve noktanın koordinatı bize verilmiş. 2'ye 4 olarak arkadaşlar. Biliyorsunuz doğrunun üzerindeki bir nokta doğru denklemini sağlar. Öncelikle birinci denklemde yani doğru denklemini sağlatalım. X gördüğüm yere 2, Y gördüğüm yere 4 yazıyorum. 10 artı 4A eşittir 2. Buradan 4A eşittir eksi 8'den A eşittir eksi 2 olarak bulunur. A'yı bulduk. Daha sonra diğer doğruda da yine aynı şekilde bu nokta bu doğrunun üzerinde olduğu için sağlaması lazım. X yerine 2, B yerine 4 yazıyorum. 8 artı şuraya 4 yazmıştık y yerine 3 kere 4 12 eşittir b olur. B de buradan arkadaşlar 20 olarak bulunmuş olur. Benden b bölü a'yı istiyor. Yani 20 bölü eksi 2 eşittir eksi 10 olarak bulunacaktır. Doğru yanıt b şıkkıdır. Geldik 39. soruya. Dik koordinat düzleminde p a noktasının y eşittir x doğrusuna göre simetri a noktası x eşittir a doğrusuna göre simetri b noktasıdır. B noktasının apsisi a noktasının ordinatın iki katıdır. Buna göre a kaçtır diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar buradaki p noktası. Öncelikle p noktasının y eşittir x doğrusuna göre simetrisini alalım. Şöyle yapalım. y eşittir x doğrusu. Bir noktanın yeşittir x doğrusuna göre simetrini aldığımızda ve ordinat yer değiştirir. O halde BA olur. Bakın. ikisi ne yaptı? Yer değişti arkadaşlar. Daha sonra yine P noktasının x eşittir 6 doğrusuna göre simetri ediyor. Tamam. P noktasının buna göre simetini aldığımda buradaki 6'nın 2 katından A'yı çıkartıyoruz. Ordinatına yani B'ye dokunmuyoruz arkadaşlar. Kuralımız bu şekilde. Ve böylece B noktasında elde etmiş oluyoruz. Yani B noktası 12 eksi A'ya D olmuş oldu arkadaşlar. Tamam. Diyor ki B noktasının apsisi şu 12 A. A noktasının ordinatının iki katıdır. Bunun ordinatı burada arkadaşlar bakın A'dır. O zaman 2 çarpı A'ya eşit olmuş oluyor bu. Buradan 3A eşittir 12 bulunur. A eşittir 4 bulunur. Doğru yanıt B şıkkı olacaktır. Geldik 40. soruya. Şekil 1'de bir dik dairesel silindir ile tepe noktası aşağıya doğru bakan bir dik koni verilmiştir. Silindirin içinde koninin tepe noktasına kadar su bulunmaktadır. Bakın birinci şekle baktığımız zaman yukarıdaki şu koninin tepe noktasına kadar su bulunmaktaymış. Cisim şekil 2'deki gibi ters çevrildiğinde silindir içindeki su yine koninin tepe noktasına kadar yükselmektedir. Bakın tepe noktasına kadar yükseliyormuş. AB uzunluğu 20 birimdir. Bu işlem sırasında konilere su girişi olmadığına göre koninin yüksekliği kaç birimdir diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar bu soruyu çözmeden önce şöyle bir hatırlatma yapmak istiyorum şurada Kendimize bir tane silindir çizelim. Evet. Silindirin yarı çapı burada R olsun. Taban yarı çapı. Hacmini bulmak istediğimiz zaman arkadaşlar pi R kare yüksekliğine de H dersek çarpı H deriz. Bu pi R kare çarpı H bize bunun hacmini verini, veriyor. Silindirin hacmini. Peki tepe noktası bu silindirin üst tab tabanında olan bir koni çizersem bu içerideki koninin hacmi de şu silindir V silindir olsun. V koni diyelim şuna da arkadaşlar. Bu koninin hacmi de arkadaşlar. pi e, Pire kare çarpı haş bölü 3 eşittir. Yani şuna dikkat edin. sindin hacmi buradaki koninin hacminin 3 katı olmuş oluyor. O zaman ben buna koninin hacmine V dersem silindirin hacmine 3 V diyebilirim. Burada da arkadaşlar şu sarı boyalı olan koninin hacmi V birim küp ise... Etrafındaki şu beyaz kısım, boşluk olan kısmın hacminin 2V olması lazım. Ee, neden? Çünkü burası bir silindir. Bu silindirin hacmi, bu koninin hacminin 3 katı. Burada ispatını yaptık bakın. Evet. Devam ediyoruz. Şimdi buradaki arkadaşlar e, silindiri ters çevirdiğimiz zaman şu su, bu boş olan 2 vli kısma dolmuş durumda. Yani şurası 2V'ydi zaten. Demek ki buradaki suyun hacmi 2V'ymiş arkadaşlar. Biz yukarıdakinin hacminde 3V olduğunu söyleyebiliriz. Düzeltiyorum arkadaşlar. Şurada 2V olduğunu söyleyebiliriz. Biraz önce şurada su vardı. O boşalan suyun şu boşluk kısmı silindirin şu boş kısmı 2V olmuş oluyor. Şurası da V'ydi arkadaşlar. Buradan şöyle bir sonuca ulaşabiliriz. Burada hacim olarak iki tane üst üste silindir düşünürsek biz 2V'lik e, silindirin yüksekliğine ben 2x dersen şurada 3v'lik şu silindirin yüksekliğine de hacimlik e, silindirin yüksekliğine de 3x diyebilirim. X insinden yüksekliği topladığımda burada 5x e eşit oluyor. Her iki tarafı 5'e böldüğümde ise x'i 4 olarak buluruz arkadaşlar. Ben ne arıyorum? Buradaki koninin yüksekliğini alıyorum. Oradaki yükseklikte şu 3x'e eşittir arkadaşlar. H eşittir 3 çarpı 4 eşittir buradan 12 olarak bulunacaktır. Doğru yanıt B şıkkıdır. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın ee, kendi e, kanalımı da takip etmeyi unutmayın. Kendi kanalımın linkini de e, videonun altındaki açıklamalara koyuyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.